sunum için teşekkür ederiz. Şeyi hakikaten anlayamadım. 3.281 kilometre karla mücadele yapılmış, 34 kilometre malzemeli, 102 kilometre graderli bakım yapılmış. Neredeyse Sinop yol ağı bu ay bir kere dolaşılmış. 5.038, 5.040, 5.060 bir kilometremiz yol ağı var. Hayır, birine sormaya gerek yok. Benim derdim hiçbir şahısla değil. Yani biraz bana şey geldi. Yani 3.200 kilometre karla mücadele yapıldıysa şöyle yapılmıştır. Kar yağarken trailer gitmiştir. Tabii tüm çalışmalar hesaplanıyor. Yani bunu bence bu şekilde anlatarak biz prim yapamayız. Özel idaresi olarak. Onu sormaya çalıştım. Yani primi farklı yapmamız lazım. Bu bana inandırıcı gelmiyor. Ben bütün şube müdürleriyle iyi ilişkiler içinde çalışmaya gayret gösteriyorum. Varsemi merkezde şu kadar, Erfelek'te bu kadar, seyyarda o kadar dediniz. Evet. Bu malzemeler resmi bira grubu kum çatıl ocağında mı temin edilerek üretim yapıldı? Şimdi yine kimseye sormaya gerek yok. Bu benim son uyarımdır. Cezayı biz keseceğiz. İl özel idaresine. Hani il özel idaresi Ayşe'ye, Fatma'ya kaçak malzeme aldığı için ceza kesiyor ya. Son uyarı, bundan sonra cezayı CHP grubu olarak biz keseceğiz. İl özel idaresine. İl özel idaresi bundan sonra kaçakçılık yapmayacak. Son olarak da şeyle ilgili, bu kıyı yönetimiyle ilgili dediğimiz, Avrupa Birliği projelendirilmesi ve Roma kalıntılarının ortaya çıkarılması. Siz sunumunuzda evraklar istenmiştir, evraklar gönderilmiştir. Bu konuda ne evrak istendi, ne evrak gönderildi anlayamadık bunu. Bununla ilgili Sayın Başkan detaylı bilgileri ben ilgili bir arkadaşımı size meclis sundurmaza sunacağım. Ben şu anda hangi evrakların gönderildiği noktasına vakıf değilim. Tamam. Bununla ilgili çalışma arkadaşım size pazartesi günü detaylı bilgiyi verdiniz. Onu anladım. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Buyurun. Sinop ilinde bu yetki İl Genel Meclis tarafından İl Genel Sekreterliğine verildi. Her türlü çalışmada da İl Genel Meclisi'ne bilgi verilecekti. O tarihten bu tarihe Roma ile ilgili bir kalıntı bulunup tespit yapıldı. Bunun cevabını şimdi alabiliriz. Benim bildiğim kadarıyla öyle bir tespit yok. O zaman birazdan vermiş olduğunuz önergenin ne kadar haklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Çok ama teşekkür ederim. Belki benim bilgim dışında haklı olmadığım bir çalışma varsa da arkadaşlarım onu size bilgilendiririz. Hayır, onun cevabını şimdi alabiliriz. Var mı yok mu? Çünkü birazdan bir önergemiz okunacak burada. Onun için soruyorum da. Teşekkür ederim.